Öncelikle bütün vatandaşlarımızın cuması mübarek olsun. Geçen hafta cuma günü adayımız Sayın Muharrem İnce'yi açıkladık ve Ankara'da birinci meclisle ikinci meclisin önünden 98 yıl sonra bir kere daha güçlü meclisi kurmak üzere Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyamızı başlatmıştık. Bir hafta içerisinde bütün Türkiye'de çok memnuniyet verici bir gelişmeyi gözledik. Toplum korku duvarlarını yırttı. Toplum büyük bir umut ve inançla kampanyamızı sahiplendi. Millet Cumhurbaşkanı adayımızı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanyasını kucakladı. Artık kampanyayı biz taşımıyoruz, millet taşıyor. Türkiye'nin dört bir yanından büyük bir moralle Türkiye 25 Haziran sabahına 8 Temmuz'dan sonra 9 Temmuz sabahına hazırlanıyor. Her iki seçimin sonucunda da güçlü bir meclis yaratacağız ve Türkiye tarafsız 80 milyonu kucaklayan Cumhurbaşkanı'na kavuşacak. Değerli arkadaşlar, bu süreç içerisinde demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleyerek gidiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Mücadele ettiğimiz tek adam koalisyonu, milletin ve demokrasinin önüne tuzaklar kurarak yarışmasız bir seçimle iktidarını sürdürme heves ve sevdası içerisinde olan bir koalisyon. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ittifak, Türkiye'de demokrasiyi ve siyaset kurumunu yok eden bir koalisyon içerisinde yarışsız bir seçime yöneliyor. Demokrasiye adım adım kurdukları tuzakları biliyoruz. Ve o tuzakları adım adım boşa çıkarıyoruz. Birinci tuzak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisine rakip gördüğü İYİ Parti'yi seçime sokmama tuzağıydı. 15 milletvekilini gönderip bu oyunu bozduk. Gönderirken de demiştik ki bu bir parti görevidir. Bu arkadaşlarımız demokrasi kahramanıdır. Bu arkadaşlarımız demokrasinin önündeki tuzağı kaldırmak üzere gitmişlerdir. Görevlerini ifa edip gelecekler. Deliye döndüler. Çıldırdılar. Akılları karıştı. Öfkeleri kabardı ve bizim bu hamlemize siyaset literatürüne yakışmayan hakaret ve küfürlerle saldırdılar. Kendileri siyasi yaşamları boyunca kirli pazarlık içerisinde siyaset yapmayı alışkanlık edinenler bu demokrasi hamlesini bir kirli pazarlıkmış gibi göstermeye çalıştılar. Biz her şeyi çok şeffaf ve çok açık yaptık kamuoyunun önünde. Yapmaya da devam edeceğiz. Tek adam koalisyonu yarışsız bir seçim istiyor. Önce rakip partilerini seçime sokmak istemediler bir siyasi partiyi. O tuzağı boşa çıkardık. Sadece bununla yetinmiyorlar. İmza veren seçmenlere FETÖ'cü dediler. Tek adam koalisyonunun sözcüsü Devlet Bahçeli çıktı. İmza ile aday olmak isteyen Cumhurbaşkanı adaylarına imza verenleri FETÖ'nün seçmen ayağı dedi. Kendisi FETÖ'nün siyasi ayağıyla haşır neşir teşrik-i mesai içerisinde olan Devlet Bahçeli, FETÖ'nün siyasi ayağının kuyruğuna takılan Devlet Bahçeli çıkıp seçmenin iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı için imza vermesinin önünü kesmek için, yani aday yapılmasını engellemek için tehdit etti, şantaj yaptı. Seçmene FETÖ'nün seçmen ayağı dedi. Bu oyunu da seçmenler boşa çıkardı. Hep beraber çağrı yaptık Türkiye'de. Demokrasiye inanan herkes gitsin imza versin diye. Birinci gün daha imzanın birinci günü bu oyun boşa çıkarıldı. Bunu da milletimiz boşa çıkardı. Yarışsız seçim hevesinde şimdi rakip adayları hapiste tutarak bir kampanya yarışını yürütmek istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhurbaşkanı adaylarının bir tanesi hapiste.
Ben merak ediyorum, utanmıyor musunuz? Bir cumhurbaşkanı adayı hapiste iken bu yarışı yapmayı nasıl içinize sindiriyorsunuz? Kavganın bile mertçe olanı makbuldür dedik. Milletin teveccüh ettiği ve sandıkta yarışa giren adaylar bırakın meydanlarda. Kim ne vaadi varsa, ne sözü varsa millete söylesin. Demir parmaklıkları önüne çekerek adayların yarışmasını engelleyerek Türkiye'nin yüzünü ağartamazsınız, karartırsınız en fazla. Şimdi diğer cumhurbaşkanı adayları kampanya yapacak. Sayın Selahattin Demirtaş cezaevinden yarış yürütecek. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Milletvekilidir. Milletvekili olan birisinin aynı zamanda bu şekliyle hapiste tutulması kabul edilebilir bir şey değildir. Yeni bir seçim sürecine giriyoruz. Enis Berberoğlu İstanbul milletvekilimiz hala rehin durumdadır. Rehin alınmıştır. Bu kampanya sürecinde derhal serbest bırakılmalıdır. Rakiplerini hapishanelerde tutarak yarışmak hiç kimseye ne galibiyet getirir ne itibar getirir. İtibar peşinde olmadıklarını biliyoruz. İtibarla ilgili bir dertleri olmadığını biliyoruz. Galibiyet arıyorlar ama buradan galibiyet çıkmayacağını da çok iyi bilmelerini istiyoruz. Sadece memlekete bir kere daha kötülük yapmış ve zarar vermiş oldular. Televizyon ve medya ambargosu içerisinde bir kampanya yürütüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın mitinglerini, konuşmalarını vermekten korkan bir medya ile karşı karşıyayız. Medya kuruluşlarının üzerine uygulanan baskıları da biliyoruz. Havuz medyasının hangi anlayışla nasıl bir kampanya yürütmek istediklerini biliyoruz. Ama milletin ferasetini ve sağduyusunu da biliyor ve güveniyoruz. Sabahtan akşama kadar değil 400 kere de milletin önüne çıkıp bağıra bağıra konuşsanız sandıkta gidicisiniz. Tamam diyecek millet artık. Tamam diyecek. Artık tamam, bundan sonra bitti. Sabahtan akşama da konuşsan senin dönemin bitti diyecekler. Değerli arkadaşlar, tabii AK Parti sözcüsü çıkıp 15 milletvekili ile ilgili demokrasi tuzağını ortadan kaldıran 15 milletvekili ile ilgili çirkin pazarlık demiş. Dedim ya, bir AK Parti sözcüsü, bir saray sözcüsü, bir tek adam koalisyonu sözcüsü, birden fazla sözcüye cevap veriyoruz. Cevap vermekten de rahatsız değiliz, veririz. Söylenecek söz çok. Yani biraz önce başta söyledim, kirli pazarlık demiş. Hangi kirli pazarlık? Demokrasiye kurulan kirli tuzağı ortadan kaldırmak için atılan adımın neresi kirli pazarlık? Kirli pazarlık arıyorsanız kendi tarihinize bakın. Yakın yakın geçmişe bakın. FETÖ ile yaptığınız kirli pazarlıklara bakın. FETÖ ile kirli pazarlık yapıp FETÖ'yü, bu çeteyi devletin bağrına yerleştiren, silahlı kuvvetlerin kozmik odasına sokan, emniyetin bağrına yerleştiren, hakimleri, savcıları bunlara teslim eden, yargıyı bunlara teslim eden, Yargıtay'ı, Danıştay'ı, Anayasa Mahkemesi'ni bunlara teslim eden, o kirli pazarlıkları oturup masalarda pazarlık yapan bu iktidar kirli çamaşırları dökülmedi mi? Döküldü. Bunlar yaptı. Mahkeme tutanaklarında, ifade tutanaklarında var. Oturduk, danışmanlarla beraber, hükümet sözcüleriyle beraber bir araya geldik. Şu kadar milletvekili, Danıştay'a bu kadar, Yargıtay'a bu kadar hakim pazarlığı yaptık diye FETÖ duruşmalarında ifadelere yansıdı. Türkiye'de kirli pazarlığın daniskasını siyasete ve devlet yönetimine siz soktunuz. Utanmadan kirli pazarlık ustaları şimdi çıkıp demokrasi önündeki tuzağı kaldırmak için kahramanca adım atan milletvekillerimizin bu adımına söz, dil uzatmaya çalışıyorlar. Bunun millet nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Onların kirli pazarlığı devlete tuzaktı. Biz ise demokrasiye kurdukları tuzağı bozduk. Herhangi bir kirli pazarlık içerisinde olmadık. Sayın Bahçeli'nin eskiden bir nezaket üslubu
olduğu konuşulurdu. Sanıyorum Sayın Bahçeli'nin siyaset dilindeki nezaket üslubu artık tarih sayfalarında kalmış bir şey olacak. Biz aynı üslupta kendisine cevap vermeyeceğiz. O kadar rahatsız olmuş ki rakibini diskalifiye ederek girmek istediği bir seçimdeki tuzağı bozmamızdan o kadar rahatsız olmuş ki söylediği sözleri tekrar etmekten ben hicap duyuyorum. Açıklarken bile tekrar etmekten. Belli ki rakibinin elini bağlayıp şampiyon olma sevdasındaki yalancı boksörün hayal kırıklığı içerisinde. Bu oyunun bozulmuş olmasının, bu şikeli maçın bozulmuş olmasının hayal kırıklığını yaşıyor anlaşılan. Tek Adam İttifakı Türkiye'de her şeyi bozdu, bozuyor. Demokrasiyi, siyaset kurumunu, siyasetin dilini, Bahçeli'nin nezaketini de bozmuş. Tek Adam koalisyonunun sözcüsü olduktan sonra artık dil ve nezaket ölçülerini ne yazık ki yitirdi. Ona cevabı milletimiz verecek sandıkta. Ona cevabı milletimiz verecek. %10 barajından paçayı kurtarmak adına kalkıp da memleketin beka sorunu var diyerek Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırma adımını atmanın bedelini sandıkta millet soracak. Söylenen şeyler, Türkiye'nin sadece beka sorunu yok. Evet, Türkiye'nin bir beka sorunu var. Ama Türkiye'de beka sorununun yanı sıra bu Tek Adam koalisyonu bir de zeka sorunu getirdi. Türkiye'de bu problemleri çözebilecek, siyasetin zekasını çalıştırabilecek bir esaslı zeka sorunu getirdiler. Çoğulcu, tartışan, düşünen, herkesin düşüncesini söylediği ortak bir zeminde problemleri çözebilme anlayışı yerine kutuplaşma anlayışıyla toplumu çatıştırarak, bölerek iktidarını devam ettirmek isteyen bir iktidarın zeka sorunuyla karşı karşıyayız. Böyle bir siyaset yöntemiyle Türkiye'nin beka sorununu çözemeyeceği anlayamayan bir zeka sorunu var Türkiye'nin. İktidar, Türkiye'deki iktidarın böyle bir problemi var. Değerli arkadaşlar, aynı çerçevede şimdi Tek Adam yönetimi uyum yasalarını parlamentodan kaçırarak yetki kanunu çıkarıp kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye'yi Tek Adam rejimine hazırlamanın peşinde. Tek Adam rejimini meclisten çıkacak kanunlarla değil, kanun hükmünde kararnamelerle düzenlemeye çalışıyorlar. Bu Gazi Meclisi devre dışı bırakmaktır. Bundan sonra ne AK Parti Genel Başkanı'nın ne MHP Genel Başkanı'nın bu meclise Gazi Meclis diyerek övünme hakları yoktur. Gazi Meclis'in yetkilerinin elinden alınmasına ilişkin son derece büyük, yüksek düzeyde ittifak içerisinde olan Tek Adam koalisyonunun Gazi Meclis'in şanını kullanma ve o şan üzerinden bir şeyler söyleme hakkı kalmamıştır. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclis'tir. İstiklal Savaşı'nı vermiştir. 15 Temmuz darbesine karşı direnmiştir. Ama Gazi Meclis'i topal etme, Gazi Meclis'i yürütememe, Gazi Meclis'i arazlı bırakma girişimleridir bunlar. Kanun hükmünde kararnameyle bir yeni sistem inşa etmeye çalışıyorlar meclisi devre dışı bırakarak. Bu telaşlarının nasıl esiri olduklarını gösteriyor. Alelacele seçime gidip hazırlığı bile yapmadan hangi telaşla bunu yapacaklarını gösteriyor. Oysa Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'de ihtiyaç duyulan düzenlemeleri meclis iradesiyle yapabilme yeteneğine, kapasitesine sahipti. Bu milletin iradesini çalmaktır. Buna karşı 24 Haziran'da millet sandıkta cevabını verecek ama arkadaşlarımız da bu konuda pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler. Bu yetki kanunu çok açıkça anayasaya aykırıdır. Meclisin yetkilerinin gasp edilmesidir. Pazartesi günü bu konuda yürürlüğü durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne müracaat edeceğiz. Değerli arkadaşlar, Türkiye hukukun üstünlüğünü, hukuk devletini özlüyor.
Türkiye derhal hukukun üstün olduğu, adaletin tesis edildiği bir ülke arıyor. Bir Türkiye yaratma borcumuz, görevimiz var. Bakın, darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmayanlar, darbenin siyasi ayağını saklarken OHAL yetkileriyle aslında Türkiye'de bir yeni sivil darbeye imza atanlar, 20 Temmuz darbesine imza atanlar hukuku çalıştırmama konusunda aynı kararlılıkla Türkiye'ye kötülük yapmaya devam ediyorlar. Her önüne geleni darbeci diye yaftalayanlar mahkemenin beraat kararına rağmen beraat edenlerin haklarının iadesi konusunda henüz bir adım atmadılar. 30 tane subay darbeci, FETÖ'cü diye yargılandı, ihraç edildiler görevlerinden. 30 subayın tamamı, ihraç edilenlerden 30 tanesi beraat etti mahkeme kararıyla. Beraat edenlerin hala hakları iade edilmedi. Mahkeme yargılamış. 30 tane subay hayır, bunların darbeyle bir ilgisi yoktur demiş. İhraç etmişsiniz bunları ama bununla ilgili hala bir adım atılmıyor. Hukuk devletinde mahkeme beraat kararı verdiyse bundan doğan bütün zararları telafi etmek, gidermek, hakları iade etmek devletin görevidir. Şu anda hükümetin yapması gereken bu konuda derhal beraat edenlerin haklarını iade etmektir. Ama hala bu konudaki mağduriyetlerin ısrarla devam ettirildiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar, tamam sözü 1 milyonu geçti. Milyonlara, daha yeni milyonlara dayanacak. Millet artık tamam diyor. Huzur için tamam diyor. Adalet için tamam diyor. Gelecek için tamam diyor. Her sabah 5 sefer kavga eden, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden siyasetçileri görmemek için tamam diyor. Kutuplaşma olmaması için tamam diyor. Gelecek kaygısı olmaması için tamam diyor. Asgari ücretli asgari ücretiyle huzur içerisinde yaşasın, geçinsin diye tamam diyor. Gelirimiz artsın diye tamam diyor. Çiftçi rahat edelim diye tamam diyor. 16 yıldır Türkiye'yi sıkıntıya sokanların artık görev dönemi doldu, zamanı doldu, tamam diyor. İnşallah 24 Haziran'da da milletimiz sandığa gidecek. İkinci tura kalması halinde 8 Temmuz'da da sandığa gidecek ve tamam deyip yepyeni bir başlangıçla yolumuza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Buyurun. Ünal Bey'den sonra hanımefendiden. Göreceğimiz bu kurulan ittifakın daha geniş tabana yayılması açısından. Bir ikincisi, bu bağlamda mevcut milletvekillerinden yeri netleşenler oldu mu? Onlardan da sanırım 6 isim içinde hemen hemen herkes başvurusunu yaptı. 15 milletvekilinin başvuru durumu ne? Bir bunları sormak istiyorum. Sonrasında evet, devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii aday başvurularıyla ilgili müracaatlar kapandı ama müracaat alma tamamen ortadan kalkmadı. Parti meclisimiz Sayın Genel Başkan'a bu konuda yetki vermişti. Müracaat süreleriyle ilgili düzenlemeleri. Bu nedenle özel durumlarda yine Sayın Genel Başkanımızın müracaat alma yetkisi devam etmektedir. 15 milletvekili arkadaşımız müracaatlarını yaptılar. Onlar, başta da söyledim, demokrasi kahramanıdır. Önemli bir adım atmışlardır ve o arkadaşlarımızı inşallah önümüzdeki dönem milletimizin de takdiriyle parlamentoda görevlendireceğiz ve milletvekili olarak yine demokrasiye hizmet etmeye devam edecekler.